Değerli Vebagron izleyicileri, fikirleriyle toprağı yeşerten cesur girişimcilerin katılımıyla Vebagron yapımı filizlenen girişimlerde bugün Emre Tunalı, Agrovizyo bizimle beraber. Agrovizyo, tarımsal çözümler geliştiren yeni bir filizlenen girişim bizim için. Vebagron filizlenen girişimler serisine Emre Tunalı'yı ilk defa misafir ediyoruz. Hoş geldin diyelim. Emre, seni dinleyelim, seni tanıyalım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi kendimden bahsedeyim. Sonra Agrovizyo'yu da uzun uzun anlatırız. Ben Emre Tunalı, Agrovizyo'nun kurucu ortaklarındanım. Üç ortak olarak da aslında Aselsan'da bir araya geldik. Ben de işte elektronik mühendisiyim. ODTÜ çıkışlıyım. Yüksek lisansımı da yine elektronik mühendisliğinde ODTÜ'de yaptım. Sonrasında Aselsan'da başladık. İşte orada ekip olarak bir araya geldik. Sonra yolda bu tarafa doğru gitti. Çok güzel. Aslında biz de hani ve Vebagron filizlenen girişimlerde ayağa toprağa dokunan mühendisler, çiftçiler bizim MOVON hikayesinde de olduğu gibi bu konuyu çok önemsiyoruz. Mühendislik disiplininden çıkmış sonrasında tarıma çözümler getirmeye çalışan insanlar bizim için çok değerli. Her biri bizim için bir filizlenen girişim. Teşekkür ederim. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Devamında da böyle Agrovizyo fikir nereden çıktı? Biraz bu konulara girebiliriz istiyorsan. Tabii sevdiğim kısımlar onlar. Yani ben böyle kendimden bahsetmektense Agrovizyo'dan bahsetmeyi daha çok seviyorum. Çünkü artık zamanla biz Agrovizyo, Agrovizyo biz biraz böyle eşleşmeye başlıyoruz. Agrovizyo nasıl oluştu? Biz işte üç arkadaş Aselsan'da çalışırken bizim birimiz de çiftçi. Sinan abi kendi arazileri var. Onun problemleri vardı tarlasında işte Ankara'da ama araziler başka şehirde vesaire. Bunları uzaktan nasıl takip edebiliriz diye başladık. Böyle yemek sohbetlerinde orada burada bu iş biraz fikirleşti. Sonra akşamları evde bunu hobi gibi bir şeyler yapalım edelim dedik. Baktık çözüm gerçekten güzel bir noktaya gidiyor. Sonra aramıza akademisyenler de işte hocalarımız katıldı vesaire derken iş daha böyle profesyonel bir noktaya gitti. Sonunda da bir patentli çözüm oluştu. Ve şimdi bunu 40 milyon hektarda tarımsal üretimi takip eder hale getirdik. Yani sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında işte Azerbaycan ve Avrupa'da da tarımsal üretimi şu anda takip ediyoruz. Çok güzel. Tarımsal üretimin takibi, verimlilik, sürdürülebilirlik, sustainability gibi konular bugünün ve geleceğin teknolojileri. Benim bildiğim kadarıyla Agrovizyon'un geçmişi de bayağı eski yıllara dayanıyor. Bir 5-6 Evet, yıl önce kuruluşunuz. aynen. Biz aslında 2017 yılında kurulduk. Aslında öncesinde de ufak tefek çalışmalarımız vardı. Yani hani bu böyle mi yapılır, şöyle mi yapılır? Yani bir yandan bakıyorduk. 2017'de kurulduk ama bizim asıl hani ilerlemeye başladığımız ciddi manada hani büyütmeye başladığımız kısım 2021 yılında aldığımız yatırımla oldu. Şimdi orada ilk yatırımımızı alınca biraz daha işlere farklı gözle bakmaya başladık. Biraz daha işte işi öğrendik. Çünkü biz başladığımızda daha çok işin teknik tarafına odaklı, işte çözümü nasıl üretiriz, uydu görüntülerini nasıl kullanıp zirai analizlere nasıl dönüştürürüz, nasıl fayda üretiriz o kısımdaydık. Şimdi bunu anlatması, tanıtması, business modeline dönüştürmesi, işte product market fit'i yakalaması falan hepsi aslında sürecin ayrı bir parçaları. Biz yatırımla aslında diğer kısımları öğrendik, teknik dışındaki kısımları. Evet. Mühendisler zaten ağırlıklı olarak hani lisans ve yüksek lisans eğitimi de çok teknik bilgiyle donatılıyor ama bugün baktığın zaman piyasada birçok girişimin, birçok şirketin altyapısında kurucu mühendisler oluyor. Yani teknik bir mühendisin olmadığı bir girişim bir nevi değersiz gibi görülüyor. Dolayısıyla mühendislik disiplininin yanına böyle iş geliştirmeyi de eklediğin zaman bir de sizin gibi üzerine yatırımla işler ciddileştiğinde paha biçilemez bir pasta oluyor. Onu beraber hamuru yoğurup yapmaya başlıyoruz. Evet. Yani aslında ilk şey mühendislik çözüm bulma sanatı gibi düşünürsek zaten orada en önemli şey ne diyelim hani gizli sos mühendislik bakış açısıyla başlıyor. Bir de problemi bilmek tarafı var. Hani bizim o açıdan da şansımız çok iyi bildiğimiz bir alanda. Hani mesela insanlar şey diyorlar biz tarlaya gidiyoruz şöyle böyle.
Ben genelde diyorum biz tarladan geliyoruz. Hani Evet. problemin kaynağını biliyoruz. Nasıl çözüm üreteceğimizi biliyoruz. Tabii burada bizim savunma sanayi geçmişimizin de bir şey var. Orada işte 8 yıl kadar bir çalışma oldu vesaire. Oradaki kültürü almamız da çok etki etti açıkçası. Aynen öyle. Tekneye başlamışken buradan Agrovizyo ne sunuyor insanlara? Problem çözüm önerisi. Biraz Agrovizyo'yu daha yakından tanıyalım istiyorsan. Evet. Yani Agrovizyo hangi problemi çözüyor? Biz uydu görüntüleriyle zirai analizler sunuyoruz. Dijital bir tarım platformuyuz. Bu zirai analizler ne? Tarlada bitkinin sağlığı ne durumda? Herhangi bir stres durumu var mı? Sulamayla ilgili problemler var mı? Gübreleme ile ilgili problemler var mı? Tarlanızda bir anomali oluyor mu? Şimdi her gün tarlaya gidip gelmek çoğunlukla zor oluyor. O gitseniz bile bazı yerleri yani her santim santim gezmeniz çok mümkün değil. Bazı yerler gözden kaçabiliyor. Biz bunu uydudan sürekli olarak takip edince noktasal olarak bir problem olduğunda bunu yakalıyoruz. Hani bu bir erken uyarı sistemi gibi de düşünebilirsiniz. Bu noktada da ürün kayıplarının önüne geçilmiş oluyor. Hem de daha verimli bir üretim olmuş oluyor. Bu da aslında sürdürülebilirliğin temel baremi diyebiliriz. Ve çiftçiliğin, tarımın çok dinamik olduğu noktada izlenebilirlik de sağlıyorsunuz aynı zamanda. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında biz birkaç işi aynı anda yapıyoruz. Hem üretim takibi yapıyoruz. Toprağa tohumun düşmesinden hasata kadar tarlada ne oluyor, ne bitiyor bunları takip ediyoruz. Mikro ölçekte bu verileri sağlıyoruz. Hem de aslında biz ülke geneli geniş ölçekte makro veriler üretiyoruz. Mesela Tarım Bakanlığı'yla yaptığımız çalışmalarda hangi tarlada hangi ürün yetişiyor bunları tespit ederek uydu görüntüleriyle mesela destek ödemelerinin daha doğru çiftçilere yapılmasına örneğin işte yetiştireceğim pamuk yetiştireceğim diyor çiftçi ama yetiştirmeyebiliyor yine de desteğe başvurabiliyor. Bunların regüle edilmesinde doğru çiftçinin doğru destekle buluşmasında da aracı oluyoruz verimizle diyebilirim. Çok güzel. Burada çiftçiye bir katkı sağlarken aynı zamanda kamu kurumlarına da katkısı var. Evet. Bunun zannediyorum bir sonraki adımı aslında şu arazide şu ürün daha verimli yetişiyor, bu arazide bu ürün daha verimli yetişiyor Evet. gibi sonuçlar çıkarmak olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız da var aslında. Belli ürün grupları için hangi arazide hangi ürün daha iyi yetişir? Bunların şeyleri var. Özellikle işte farklı farklı kurumlarla yaptığımız çalışmalar oluyor. Onların belli ürünler yetiştiriyorlar. Hangi arazilerde yetiştirirsek daha yüksek verim alırız. Burada tarla seçimi konusunda da destek olabiliyoruz. Çünkü ülkemiz tam böyle Asya, Avrupa, Afrika üçünün geçiş noktasında olduğu için topraklarımız da oldukça dalgalı ve farklı coğrafyalarda farklı ürünler de çok fazla ekilebiliyor ama basit bir örnek vereyim. Örneğin Trakya şeker pancarı ekmeği yıllar önce bıraktı. Evet. Neden? Çünkü daha katma değerli ürünler var. Tabii işin mali boyutundan da öte. İşte şeker pancarı örneğin Amasya'da, Konya'da daha yaygın yetiştiriliyor. Trakya ben ekmesem ne olur dedi. Ayçiçeğinde, kanolada, kolzada ön plana çıkmaya başladı gibi. Bu önerileri 5, 10, 20 yıl gibi uzun yıllarda sunmaktansa sizin gibi içeride birikmiş veriden anlam çıkararak hızlıca anlık, yıllık olarak sunmak daha efektif olur diye düşünüyorum. Tabii bunun bir önemli kısmı da şu aslında doğru tarlalara ekimi yaparsanız eğer daha az toprak miktarında daha az alan kullanarak aynı verimi elde etmek mümkün oluyor. Dolayısıyla aslında gübreden daha ekim yaparken tasarruf edebiliyorsunuz. Sulamadan ve bütün işte giderlerden daha az alanda yetiştiricilik yapıp benzer bir toplam rekolteye ulaştığınız için ciddi bir karlılık da söz konusu oluyor. Topraklarımızı da yormamış oluyoruz. Üretim sırasında da takip etmek yine işte azot özellikle gübreleme konusunda değişken oranlı gübreleme imkanı varsa doğru yere doğru oranda gübre atma ya da doğru zamanda sulamayla ciddi miktarda girdi maliyetlerini azaltıyor. Hani o noktada da yaptığımız case study'lerimiz var. Verimlilik %20 artarken girdi maliyetleri de %40'a kadar düşebiliyor. Yani bu da ciddi bir rakam. Evet, burası çok doğru bir nokta. Sizin çözümünüz bulutta uydu görselleriyle tarlaları verim haritası çıkarırken aynı zamanda belki bir başka filizlenen girişimin değişken oranlı çözümüyle entegre çalışarak tarlada her yerin
eşit oranda değil, dinamik oranlarda ilaçlanmasını, gübrelenmesini sağlayabiliyor. Kesinlikle. Yani bizim aslında felsefemiz bu noktada şöyle. Biz bütün özellikle uydu analizleri, biz görüntü işleme konusunda uzmanlığımız ve bu konuda kendi altyapımızı oluşturduk. Kendi patentli algoritmalarımızla, kendi serverlarımızla, kendi yazılımlarımızla, yani tamamen %100 olarak yerli olarak bu işi yapıyoruz ve diğer hani bizim dışımızda atıyorum işte hava durumu, sensör, gübreleme vesaire gibi olan birçok startup'la işbirliği yapmak için hani çok açığız. Bunları yapıyoruz. Hani birçok startup'la bir arada çalışıyoruz. Böylece aslında herkes kendi uzmanlık alanında ürününü geliştirirse hem daha kaliteli hizmet oluyor, hem maliyetleri düşürebiliyoruz, hem de bizim ekosistemde biraz Türkiye'de zor gidiyor, güven vesaire gibi konular. Bunları da yavaş yavaş oturtmuş oluyoruz. Yani bir yandan da ekosistem geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Ben sürekli anlatıyorum hem MoveOn'da hem WebAgron'da rekaberlik kelimesi, yani rekabet değil Bravo. beraber bir şekilde çalışmak üzere diye. Senin de bahsettiğin gibi ilerleyen aşamalarda biz de belki MoveOn ve AgroVizio birlikte çalışmalar yapıyor olacağız. Tarım ekosistemi biraz kısır ne yazık ki. Özellikle son yıllardaki bu pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile hareketlenmeye başladı. Belki 2017'de AgroVizio kurulduğu yıllarda, 2018'de bizim MoveOn'un ilk çalışmalarının başladığı yıllarda 3-5 girişim anca vardı, ama şu an belki 50-60 adet kadar olduk. Ekosistemi birlikte el birliğiyle geliştiriyoruz, geliştirmeye de devam edeceğiz. Kesinlikle, kesinlikle. Bu çok doğru bir nokta. Görüntü işleme dedin. Şimdi MoveOn olarak biz de görüntü işleme çalışmaları yapıyoruz. Tarım ve görüntü işlemeyi, yazılım ve görüntü işlemeyi İki yakayı bir araya getirmek gibi görüyorum ben. Biraz bu teknik konular genelde tarımda ilk aşamada çok çalışmıyor. Senin de bahsettiğin gibi uzun yıllar uğraşmak gerekiyor, ama görüntü işleme odağında temelde sizin yaptığınız çalışmalarda teknolojileriniz nelerdir? Yani çiftçiler olsun, kamu kurumları olsun veya bizim gibi startuplar olsun, teknolojik anlamda işbirliğini nasıl yapıyoruz? Örneğin entegrasyonunuz çok kısa sürede Evet. halloluyor diye biliyorum. Biraz bu detayları alalım senden. Tabii şimdi o biraz da zaman içerisinde tecrübeyle oluşan, hatta gene ben şeyi söyleyeceğim, savunma sanayinde çok şey öğrendik Aselsan'da, hani onun da katkısı, planlamanın doğru yapılması, girdilerin çıktıların ne olması. Şimdi burada her şey gene en başa dönüyor. İhtiyaç ne? İhtiyaca nasıl cevap veriyoruz? Problem ne? Çözümü ne? Şimdi bunu bildiğiniz zaman özellikle hani sistem tasarımını, genel mimariyi oluştururken bu hep bir kenarda olduğunda işler aslında doğru şekilde yürüyor. Bir de hani biz de bir startup'ız. En kolay şekilde nasıl olur? Çünkü böyle bir büyük arkamızda bir iş gücü yok. Hani biz 10 kişilik bir ekibiz. Bununla her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bütün startup'larda öyle. Bunun plug and play olması lazım. Doğrudan çok kısa, zahmetsiz bir entegrasyonla yapması lazım. Yoksa hani buna 1 ay 2 aylık sürelerde uğraşılırsa olmadı. Çünkü deneme yanılmayla gidiyor özellikle birçok şey. Ekosistem büyütmeye başladığı için, oturmuş bir ekosistem olmadığı için bir startup'ı görüyorsunuz mesela 5 ay sonra kaybolabiliyor. Şimdi onunla entegre yapmaya siz günlerce vakit harcarsanız bu işte sizi de yavaşlatıyor, o tarafı da yavaşlatıyor. Dolayısıyla hani biz buna çok dikkat etmeye çalıştık kendimizce. Hani yazılımdan çok planlamaya ilk başlarda vakit ayırdık. 2017'de kurulup 2021'de aslında güzel bir hareket edebilir hale gelmemizin sebebi de bu. Ön hazırlık, yani orada altyapının oluşturulması. Şunun avantajını çok kullanıyoruz. İlk başta verdiğimiz çok doğru bir karar vardı. Biz kendi platformumuz, kendi altyapımızla gideceğiz dedik. Yani hani uydulara da doğrudan kendimiz erişiyoruz. Sistemimiz de kendimize ait. Bu da bizim elastikiyetimizi aslında şeyi çok avantajlı kılıyor bizi. Hani hem nasıl diyelim, otomasyon seviyemiz yüksek, hem de elastikiyetimiz yüksek kendimize ait olduğu için platformda. Evet. Know-how tamamen içeride. Yani Evet. bütün bilgi paylaşımı ve bütün geliştirilen algoritmalar tamamen içeride. 10 kişilik o değerli ekip geliştiriyor. Aynı zamanda hızlıca entegre olup çözümünüzün ayağını toprağa dokundurabiliyorsunuz. Evet, kesinlikle.
Çok güzel, süper. Ekip tarafından da bahsettik. Böyle 10 kişilik genç ve dinamik bir kadro var diye ki biz de zaten daha öncesinde tanışıyoruz sizin tarafla da. Ben burada yine baştaki konuyu da biraz vurgulamak istiyorum. Senin de söylediğin gibi. Ekip tarafında hem çiftçilik deneyimi hem tarım deneyimi, ürünü, projeyi sunduğu alana dair hem de savunma sanayi gibi büyük bir know-how'un, bilgi birikiminin olduğu noktadan buraya teknoloji transferi yapabilecek teknik kabiliyette insanların olduğu yerde o iş fikrinin başarısız olması imkansız gibi bir şey aslında. Bunu biz de yine kendi taraflarımızda görüyoruz. Ve Bagron yapımı filizlenen girişimlerde de her birinde bunu görmek gurur verici oluyor açıkçası. Startup tarafına biraz girdik. Orada bir kısa yine şundan da bahsetmek istiyorum. Değerli izleyenler, aslında yeni kurulmuş 3. yılı itibariyle hala ayakta olan startup, yeni kurulmuş bir firma ayakta kalma oranı 3. yıl sonunda %2 devletin kayıtlarına göre ülkemizde. Burada Agrovizyo, MoveOn ve burada ağırladığımız diğer filizlenen girişimlerin her biri aslında 3. yılını doldurmuş, ticarileşmiş, satışa başlamış, yatırımını almış veya almak üzere olan girişimler. O yüzden çok değerli filizlenen girişimleri izliyoruz her birimiz. Buradan yatırıma da gelmişken, daha önce yatırım aldığınızı da biliyorum ama Haziran'ın duyması veya sizin bir arayışınız varsa bu konuya dair sana söz vermek isterim Emre. Evet, dediğim gibi ilk yatırımımızı 2021 yılında almıştık. İşte orada hem yurt dışından hem yurt içinden yatırımcılarımız oldu. Şimdi de bir yatırım süreci içerisindeyiz. Hani orada da işler ilerliyor. Muhtemelen hani bu sene içerisinde bir şey daha haberim olur, yatırım haberi daha gelir. Yani o kısım şekilleniyor giderek daha netleşmeye başlıyor. Yatırım hem bir yandan yorucu bir süreç oluyor, bir yandan da nasıl diyelim yeni pazarlara açılma vesaire konusunda bir kan oluyor. Yani kim gelirse yatırımcı olarak seçtiğiniz kişiyle eğer uyuşabiliyorsanız hani böyle nasıl diyelim Anahtar herkesten de kilit. yatırım alınmıyor. Yani hani Evet. doğru yatırımcıdan yatırım almak gerekiyor. Biz o konuda çok seçici davranmaya çalışıyoruz. Hani şey yaptık yani çok inceleyip sık dokunduk iki tarafta da geçen seferde de bu seferde de yatırımcı size doğruysa hız katıyor, doğru değilse bence yük olabilme riski var. O yüzden çok dikkatli seçilmesi gerekiyor yatırımcının. Evet, bu dediğin çok doğru. Bizde bazen böyle bir şey var hani yatırımcıyı alalım biraz paramız olsun bu parayla biraz işte yakıp büyüyelim vesaire gibi bir bakış açısı olabiliyor ama bu şey gibi ailenize birisini alıyorsunuz yeni gibi ya da bir yeni dost ediniyorsunuz gruba gibi hani grubun bütün dinamiğini de bozabilir şey de yapabilir yani o yüzden çok doğru insanları bu konuda hani şey de gibi de bakmamak lazım hani girişimci yatırımcıya muhtaçmış gibi de düşünmemek lazım yatırımcının işte belli bir yatırım yapması belli bir fonu vesairesi oluyor o taraftan bakıyor kendisine. Hani iki taraf birbirine değer katabilecekse bir araya gelmeli kesinlikle. Yoksa çok akıl kârı değil. Evet, tarım için ve teknolojik gelişmeler için sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Burada da aslında yatırımcı ve girişimci ilişkisinin de sürdürülebilir olması lazım. Kesinlikle. Anahtar kilit uyumuyla geleceğe birlikte adım atıyor olmak gerektiği için çok doğru bir nokta. Ve gelecekte de bu tarz çalışmaların artarak devam etmesi, tarım girişimlerinin, filizlenen girişimlerin çok daha büyük değerlemelerle globale açılmasıyla alakalı. Sizin gibi örnekleri de daha fazla duymayı biz de istiyoruz açıkçası. Buradan geleceğe dair hedefleriniz neler? Agrovizyo bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de doğmuş, büyümüş, uluslararası fondan yatırım almış, yurt dışıyla da çalışmalar yapan bir firma Evet. ama senden dinleyelim son olarak. Evet, biz özellikle yurt dışında daha hani bizim
hedefimiz burada daha global bir startup olabilmek. Bu işte yavaş yavaş yurt dışı çalışmalarımızla giderek işte Avrupa'da da ufak tefek tanınırlığımız başladı. O bizi tabii çok mutlu ediyor. Ama burada giderek hani nasıl diyelim bizi orada genişlemek, daha çok tanınır olmak, daha önemli bir marka olmak için uğraşıyoruz. Zaten hani bu yatırımımızın amaçlarından bir tanesi de o. Bu alacağımız turdaki yatırımın amaçlarından biri de. Hedefimiz aslında uydu görüntüleri konusunda hani Türkiye'yi de temsil eder bir noktada global bir startup olmak. Farklı farklı pazarlarda şu anda bir ilerleyiş söz konusu. İşte hem Türkiye hem Avrupa tarafında, ileride de Amerika tarafında da küçük küçük sinyallerimiz var, bir şeyler yapacağız gibi duruyor. Ama biz biraz daha işte önce bir pazarda daha hakim olalım, daha böyle bilinir olalım istiyoruz. Şimdilik serüven bu şekilde keyifli gidiyor. Büyüme oranlarımız da hani, güzel gidiyor, hızlı da gidiyor. O yüzden hani ekibi büyüterek, yeni arkadaşlar da katarak aramıza ekosistemle birlikte büyümeyi hedefliyoruz kısa dönemde de. Çok güzel. Çünkü emeklemeden koşamazsın. Çünkü yatırım alıp global bir pazara açılırken aynı zamanda içeride ekibi de düşünmen lazım. Bu da bir girişimci olarak sadece mühendis değil, Hemen sadece iş geliştirme orasını değil, her şeyi gerçekten düşünüyor olman lazım orası diye çok anlatıyor. hani şey olacak ama yani en önemli kısımlardan biri aslında kültürü yaratabilmek. Biz hani bununla da çok mutluyuz hani şu anki kültürümüzden, girişimimizdeki bütün çalışan arkadaşlardan cani gönülden çalışıyorlar. Bizimle birlikte çok güzel bir kültürümüz de oluştu. Hani bu kültürü yaratmak, taşımak da aslında bizim en öncelikli hedeflerimiz. Çünkü kültür oturmadan yeni insanları da kattığınız zaman hani nasıl diyelim, bir böyle aynı kültürü koruyamaya, sizin düşünce tarzınızı kendinizi yansıtamayabiliyorsunuz. Ama biz hani şu anda o konuda da güzel gittiğimizi düşünüyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın her biri kendi başına Agrovizyo'yu ve Agrovizyon'un kültürünü böyle hakkıyla temsil edebilecek noktada olduğunu düşünüyorum. O yüzden yavaş yavaş artık yeni arkadaşlara da hazır hale geldik. Büyümeye daha hazırız. Evet. Ve bu durum aslında kar topu gibi tekrar o agile yazılım Kesinlikle. yaşam döngüsündeki gibi yatırımcı girişimciye ve ekibe bakıyor. Ekip iyiyse yatırım yapıyor. Pazardan yeni müşteri getiriyor. O müşteriyle girişim para kazanıyor. Tekrar büyüyor. Yeni pazar açılıyor gibi. O döngüyü sağlamış oluyoruz Evet, aslında. yani Bu bizim kültürü oturtmak çok doğru. kesinlikle en değer verdiğimiz şey aslında müşterilerimizle de bir güven ilişkisi oturtabilmek. O da sizin kültürünüzden doğan bir şey. Hani kısa vadeli düşünmek bazen çok kolay oluyor ama aslında bu sonsuz bir oyun. Hani uzun vadeli bakmak gerekiyor. O yüzden kültür her şeyin temelinde, hani işin bile bazen üstüne çıkabiliyor. Evet. Çok doğru noktalara değindik birlikte. Böylelikle yavaştan programın da sonuna geldik. Keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin son cümlelerin varsa onları alalım senden Şey gibi oldu. Son cümleler deyince bir kötü hissettim kendimi. hemen. Program kapsamında diyelim biz ona. Valla teşekkür ederim davetiniz için. Hani burada yer almak benim için bir keyifti. Agrovizyo'yu da tanıtmak benim için her zaman keyif. Tekrardan teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de keyifli seyirler diyorum tekrardan. Evet. Bizim için daha büyük bir keyif çünkü senin de söylediğin gibi ve Bagron filizlenen yapımı girişimlerde de bizim anlatmaya çalıştığımız şekliyle tarım ekosistemini oluşturmak ve daha büyük noktalara taşımak. Türkiye'de çünkü tarım anlamında çok güzel potansiyeller var. Bunu el birliğiyle kar topu gibi anlatmaya çalışıyor olacağız diye ben de böyle son bir ekleme yapmış olayım. Tekrar çok teşekkürler Emre. Ağzına sağlık. Evet, değerli Vebagron izleyicileri, fikirleriyle toprağı yeşerten cesur girişimcilerin katılımıyla Vebagron yapımı filizlenen girişimler serimizin bu bölümünde Emre Tunalı Agrovizyo'yu dinledik. Yeni bir filizlenen girişimimizle yeni bir bölümümüzde tekrar karşınızda olacağız. Hepiniz hoşça kalın.